Hayallerinizden vazgeçmeyin. Sınırlarınızı lütfen zorlayın. Evet, balonları yakalayamayız ama ayağa sağlam basan hayallerimiz olduğunda sınırlarımızı zorlayarak yapamayacağımız hiçbir şey yok. Merhabalar, Bahar Arıbaş. UPS Türkiye'de muhasebe müdürü olarak görev yapıyorum. 1986 yılında Lüleburgaz'da doğdum. Anadolu Üniversitesi İngilizce İktisat mezunuyum. 2009 yılında mezun oldum ve 2009 yılında bir ekonomik kriz patladı. Aslında biz üniversite hayatında seçilmiş bir bölümdük ve yabancı hocalarla çok güzel dersler aldık, çok güzel eğitimler aldık. Ve neredeyse işte borsada çok güzel, çok yüksek rollerde bir anda hayata başlayacakmışız gibi bir algıdaydık. Ve mezun olduğumuzda, o kriz patladığında hiçbirimiz iş bulamadık. Ve bizim için zor bir dönemdi ama bir yerden hayata başladığınız zaman, bir yerden işe tutunmaya başladığınız zaman hayal ettiğiniz her şeyi aslında yavaş yavaş gerçekleştirebiliyorsunuz. İşe Eskişehir'de başladım. O krizi atlatmamı biraz sağlayan bir şirkette işin aslında teknik olarak basic kısımlarını öğrenmiş oldum ve hayalimdeki PwC'ye, vergi denetimine bir şekilde hedefledim ve ulaşmayı başardım. Birçok vergi denetimi, finansal analiz, raporlama yapmakla beraber işin bana katmış olduğu, teknik olarak beni doyuran her şeyden sonra bir üst kademeye geçmek için hedeflerim oldu. Ve hedeflerimi bir sonraki aşamada gerçekleştirmek için çok çalışmam ve çabalamam gerekti. PwC'de 3 yıl çalıştıktan sonra Perfetti Van Melle'ye girdim vergi uzmanı olarak. Çok beni besleyen ve aslında yabancı yöneticilerle, İtalyan yöneticilerle çalıştığım, aslında beni bir sonraki aşamaya çok gerçekten hazırlayan bir iş hayatıydı orası da. Daha sonra Red Bull'da bir yıl çalıştım ve sonrasında dedim ki ben artık teknik olarak doydum ve ekip yönetmeliyim ve işimi aslında yaparken sorumluluk almalıyım ve bu doğrultuda bir supervisor rolü önüme çıktığında bunu da değerlendirmiş oldum. Manpower'da 3 yıl finansal raporlama ve supervisorlık deneyimim oldu. Sonrasında Londra'ya yerleşmeye karar verdik eşim ve oğlumla. Bir anne olarak benim için büyük bir aslında hayat zorluğuydu. 1,5 yaşındaki bir bebekle bütün aslında hayatımı burada tamamen kapatıp Londra'ya yerleşip farklı bir ülkede, farklı kültürlerde ayakta kalmayı aslında ufacık bir bebekle başarmış olduk. Pandemi sebebiyle bir yıl sonra İstanbul'a dönme kararı aldık. Bizim için hayatımızda bir dönüm noktası ve bize inanılmaz tecrübeler katan bir deneyimdi. Benim şu anda burada olmamın tetikleyicisi de orada yaşadığım tecrübeler aslında. Ve pandemi sebebiyle döndüğümüzde burada hiçbir şeyimiz yoktu. Evimiz, arabamız, eşyamız, hiçbir şeyimiz yoktu. Ve UPS'le tanışma fırsatım oldu. Kariyer hayatımda aslında UPS benim için bir dönüm noktası. Çünkü buraya geldikten sonra buradaki çalışan arkadaşlarımın bir aile olduğunu ve beni bu ailenin bir parçası yaptıklarını hissettim. Hepsi çok destek oldular. Hepsi çok insan odaklı. Ama bunlardan özellikle bir tanesi var ki bana inanılmaz destek oldu ve şu anki konumumda olmama aslında vesile oldu. Burak Bey hayatımda gördüğüm en iyi mentorlardan bir tanesi ve inanılmaz bir kadın destekçisi. İş hayatımda yaşamayacağım kadar büyük bir zorluğun içine düştüğümde, bütün finans ve muhasebeyi tek başıma yürütmem gerektiğinde yanımda sadece Burak Bey vardı ve dedi ki Burak her şey yanlış olsun. Önemli olan yapabileceğine odaklanman ve onun bu desteği özgüvenimi o kadar besledi ki kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Bir kadın olarak iş hayatımda çok fazla zorluk yaşadım ve bundan sonraki neslin aslında kadın olarak, anne olarak bu zorlukları yaşamasını istemiyorum. O yüzden hedeflerimden bir tanesi bir lider olarak, bir kadın lider olarak bütün kadınlara pozitif ayrımcılık yapmak ve onları desteklemek. Aslında bir hayalim daha var, o da bir florist olmak, bir çiçekçi olmak ve bence ben
bir gün bu hayali gerçekleştireceğim. Ben çok sanatçı ruhluyum, sanata meyilliyim. Çok fazla kişi bilmez ama yağlı boya resim yaparım, şiir yazarım ve aslında solo şarkı söylediğim dönemler çok olmuştu. Hala da devam ediyorum. Dar gelirli bir aileden geliyoruz ve babam cebindeki son parayı benim eğitimime harcayan, bir kadın olarak ayakta durmam için elinden geleni yapan bir babaydı. Ve meslek seçimine geldiğinde konu, ressam olursan aç kalabilirsin. O yüzden rasyonel bir meslek seç ki onunla beraber hobi olarak bu sanat ruhunu da devam ettirebilirsin demişti. Ve gerçekten o benim için bir dönüm noktası. Aslında hayallerinizi gerçekleştirmeniz için hiçbir engel yok. Ama bulunduğunuz statüde, bulunduğunuz ülkenin şartlarında bir şekilde bir yola girmeniz gerekiyor. 20 yaşına gelmiş olsam tekrar, mesleğimin başından bu yana, hatta belki de üniversite hayatımın başından bu yana sınırlarımı biraz daha zorlardım. Hayallerime ulaşmak için biraz daha çabalardım. Çünkü ben hayal ettiğiniz her şeyi yapabileceğinizi görmüş oldum. Ve bir kadın olarak gerçekten önünüzde çok fazla engel olacak. Hayatınızın her noktasında her zaman sizi üzen, acı çektiğiniz ya da başarısız olduğunuz alanlar olacak. İş hayatında da, özel hayatınızda da. Bunları size aslında öğretici bir yol arkadaşı olarak bakarsanız daha çok güçleneceksiniz. Ve düştüğünüz anda o içten gelen motivasyonla tekrar ayağa kalkıp daha güçlü devam edeceksiniz. Ne hayal ediyorsanız, hangi mesleği hayal ediyorsanız edin. Eğer fırsatınız varsa en azından bir gün o işin demosunu deneyimleyin. Çünkü hayal ettiğiniz işin yapacağınız işten farklı olduğunu, o işin aslında zorlukları olduğunu, işlerin nerede ters gidebileceğini görme fırsatınız olursa daha sağlam, daha güzel hayaller kurabilirsiniz. Hayallerinizden vazgeçmeyin. Sınırlarınızı lütfen zorlayın. Evet, balonları yakalayamayız ama ayağa sağlam basan hayallerimiz olduğunda sınırlarımızı zorlayarak yapamayacağımız hiçbir şey yok. Ben yaptım, sen de yaparsın.